Denge belli bir hareket, evet, bir süre sürdürebilme anlamına geliyor ama dengede tabii ki vücut kontrolü çok önemli. Yani tek ayak üstünde oynama, seksek, ip atlama, dediğim gibi kar topu gibi toptan kaçma oyunlarıyla çocuk uzuvlarının, özellikle gövde, kol ve bacaklarının nasıl aynı anda sağ tarafı ve sol tarafını koordine edeceğini öğreniyorlar. Tabii ki 10-12 yaşında üst seviyeye gelebilmeniz için tabii ki buna da bir hazırlık dönemi gerekiyor. Eğer çok kilolu bir çocuk değilseniz, yaklaşık olarak hani hepimiz herhalde cinsiyet farklılığı gözetmeksizin 10-12 yaşlarında hani böyle bacağımızı verev açıp kafamızı gayet rahat yere değdirebilen çocuklardık. Ancak tabii ki bu esneklik yavaş yavaş, eğer bu sporu da sürdürmüyorsanız, yetişkin oldukça azalan ve tabii ki yok olan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu 6 tane devinsel yeterlilik aslında sağlıklı psikomotor gelişim için, yani sakatlanmadan, vücudumuzu kontrol ederek, tehlikelerden kendimizi kurtarmak açısından bize yarar sağlayacak yeterlilikler. Psikomotor gelişime baktığınız zaman galyonun kuramından bahsedeceğim. Galyonun kuramı bir eğitimci olarak bilirsiniz. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine benzer. Bir piramidimiz var yine. Bu piramit yaş dönemlerine bağlı olarak, ki son ilk iki dönem biraz yaş olarak da zaten iç içe girmiş dönemlerdir. Dört dönemden oluşuyor. Anne karnından yaklaşık bir yaşına kadar refleksif dönem. Tabii ki ilkel hareketler dönemi bir sonraki dönem. Bu dönemi de gene içine alıyor. Doğumdan iki yaşa kadarki dönem. Daha sonra 2-7 yaş temel hareketler dönemi. Artık ilkokulla birlikte, 7 yaşla birlikte spor hareketler dönemine gidiyoruz. Bu tamamen gelişimin sürekli basamaklarından bir tanesi. Hepsi her dönem bir diğerine temel oluşturacak. Aynı zamanda gelişimin temel ilkelerinden bir tanesi daha hatırlatalım. Gelişim genelden özele doğrudur. Öncelikle genel özellikleri, refleksler, ilkel hareketlerden bahsedeceğiz. Artık spor hareketler döneminde ise iyicene özelleşmiş olacağız. İlk dönemimiz refleksif hareketler dönemi. Bu bilgi toplama ve bilgi çözme dönemi olarak adlandırıyoruz biz bunu. Neden böyle adlandırıyoruz? Reflekslere baktığınız zaman, refleksler hayatımızda bizim ilk hareket biçimimizdir. Biz reflekslerimizle çevredeki uyarıcıları anlar, ebeveynlerin bize neler yaptığını anlar. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımızı da reflekslerle onlara yansıtıyoruz. Refleksleri ikiye ayıracağız. Birinci refleksler ve ikinci refleksler olmak üzere. Birinci refleksler daha çok beslenme, korunma gibi temel özellikler içeriyor ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor ya da karşı tarafa bunları ifade ediyor. İkinci refleksler ise merkezi sinir sistemiyle alakalı. Eğer ki işte herhangi bir merkezi sistemimizde hata varsa, bir çocuk felci gibi bir durumumuz olacaksa, erken tanı için ikinci refleksler önemlidir. Çocuğun o reflekslerinde herhangi bir sorun görüyorsak hemen bir doktora gitmemiz gerekiyor. Refleksler genellikle tamamen kendiliğinden olan, yani bizim bilmediğimiz bir programa göre çıkan ve sonra da belli bir zamanda yok olan özellikler. Şimdi birinci refleksler ve ikinci refleksler. İkinci reflekslere duruş refleksleri de diyoruz, merkezi sinir sistemi ile alakalı olduğu için. İlk refleksimiz hayatımızda başlarken temel refleksimiz emme refleksimiz. Emme refleksi anne karnında genellikle son 2 haftada oluşur. Dolayısıyla günümüzde biraz daha sipariş bebekler geliyor. Yani ben işte şu günde çocuk doğsun istiyorum deniliyor.
Dolayısıyla sezaryen bebekleri olabiliyor. Böyle durumlarda çocuk doğduğu zaman o emme refleksini, yani dudakları ileri çekip ileri geri çekme hareketini yapamayabiliyor. Dolayısıyla çocuğu hemen hani bir iki denemede de kısallanamıyorsa zaten ek dış gıdayla çocuğu beslemeye çalışıyorlar. Emme refleksi yaşamsal özellik taşır. Tabii ki çocuğun beslenmesi açısından. Günümüzde tabii ki dış gıdalar var ama hele bunun olmadığı dönemde, tek besin kaynağının anne olduğu dönemde, eğer çocuk erken doğumla meydana gelmişse, emme refleksini gösteremezse zaten yaşamını sürdürmesi çok mümkün olmuyor. Arama refleksi gene emme refleksine yardımcı bir reflekstir. Bebeğin böyle hafifçe yanağına dokunduğunuz zaman böyle dilini çıkarır ve parmağınızı sanki emecekmiş gibi bir davranış gösterir. Arama refleksi de tabii ki ebeveynlerin kontrolü açısından çok önemli. Çocuk aç mı, tok mu, yemek istiyor mu, istemiyor mu? Tabii ki çocuğu ihtiyacından öte beslemek de çok sağlıklı bir süreç değil. Tabii bunu şeyle de karıştırmamak lazım. Bir sonraki hani birkaç ay sonra çocuk ağız yoluyla çevreyi tanıyacağı için oral dönemden bahsedeceğiz kişilik gelişiminde.